Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 39.700'de başladık bu videomuza bakalım daha neler olacak. Fenerbahçe'de sakatların ilacı milli ara. Arkadaşlar toplam 6 tane haberim var bu videoda. Muhtemelen 10-15 dak dakika, 15 dakika civarında bir video olacak. Lütfen beğenip emniyet kemerlerinizi bağlayıp arkanıza yaslanın. Ferdi Kadıoğlu. Tek başına takım. Emre Mor. O da bence tek başına takım. 2. Samet Akaydın. Sizler beğenmeseniz de ben İsmail Kartal sisteminin kilit parçalarından biri olabileceğini düşünüyorum. Bunlar son maçlarda sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kaldı. 3 futbolcuna milli arada tamamen iyileşip oynayabilecek duruma gelecekleri, gelebilecekleri söylendi. Bakın henüz sezonun başındayız. Osay Samuel, Bekao, Serdar Aziz, Ciku, Mert Hakan. Bazı maçları kaçırdılar, takıma döndüler. Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zaits, e, Samet Akaydın bunların sakatlıkları sürüyor. Svente maçında, Ankara gücü maçında Ferdi olmadı ama gördük yani aksayan aksiyonları. E, Emre Mor, Zimbru maçında 11 dakika sahada kaldı, sakatlandı ki insanlık dışı bir sakatlıktı. Samet Akaydın ligde Samsun-Ankara gücü karşılaşmaları konferans liginde Twente eşleşmesinde forma giyemedi. Ama Antalya maçına bu 3 futbolcunun da iyileşeceği e, belirtildi arkadaşlar. Orada Zaits Slovenya kampından çıkarıldı denilmişti ama buradaki haberde de iyileşti. Kampa dahil edildi diyor. Son durumu bilmiyorum. Şunu söyleyeyim bak. Ben diyorum ki Beka onun yanına Samet ya da Serdar'dan birini oynatırsak, solda Ferdi'yi oynatırsak, üçüncü kişi de otomatik çıkıyor Cengiz, Emre Mor, İrfan diye. Divakovic oynatabiliriz. Aksi takdirde iki yabancı ile oynayacak dersek bunu belirteyim. İsmail Kartal'dan üyelere kongre çağrısı 9 Eylül'de yapılacak Tüzük Tadil Kongresi'ne büyük önem veriyor. Hocam burada ne değişecek ya? Bir bilgim var mı? Arkadaşlar tam bir bilgim yok ama sevgili ee, eski yöneticimiz Metin Sipahioğlu diyor ki bankalar anlaşmasına göre ve 6222'ye göre tüzükler değişmek zorunda değiştirmeyen işte Eylül bitimine kadar değiştirmeyene ciddi ceza var diyor. Bilmiyorum tam olarak nedir. İsmail Kartal demiş ki bugünlerde üyelerimizin kulübümüzün geleceği için önemli hamleler yapmasının zamanı geldi. Kendime bildim bileli Fenerbahçeliyim. 40 yılını geride bırakmış bir üyeyim. 9 Eylül'de gerçekleşecek tüzük tadil kongremize katılacağım. Tüm üyelerimizi o, top, o önemli toplantıya davet ediyorum. Takım sahada savaşırken bizler de kulübün yönetimini ve geleceğini şekillendirmek için bir araya geleceğiz diyor. Şimdi ligden çekilme yetkisi falan filan da olacak mı acaba diye düşünüyorum. Bazı şeyleri de açık konuşamıyorum. 9 Eylül'de hep birlikte izleriz. Ama şunu söyleyeyim. Bu kadar e, çağrı, bu kadar ver yansın, bu kadar şey boşuna değildir. Hocam hep Feneri ürünüyle çıkıyordum. Bugün niye çıkmadın? Bu da Feneri ürünü. Baksanıza logoya. Ya çok tatlı bir ürün. Yani gri kolları falan çok şahane. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bak ben günlük hayatta giyiyorum. Yani okula falan böyle gidip geliyorum. Yani hiçbir sıkıntı da yok. E, kimse de alan bu da ne kadar fanatikmiş hep Fenerbahçe ürünüyle geliyor demiyor. normal bir ürün zannediyor. Şık da bir logo. Bunu da belirteyim. Fenerbahçe'de artık savunma daha sağlam. Şimdi savunmaya gelmişken bunu da konuşacağız. Mecbur. Geçtiğimiz sezon Jesus'un çok eleştirilen sistemi nedeniyle kalesinde çok fazla gol gördü Fenerbahçe. Ve isabetli transferler, İsmail Kartal'ın dengeli oyun anlayışı savunma bir nevi güçlendi. Türkçesini söyleyeyim. Herkesin anlayabileceği yani 7 yaşındaki çocuğun da 12 yaşındakinin de 20 yaşındakinin de 70 yaşındakinin de anlayabileceğini söyleyeyim. Şimdi şu ekranı bir stadyum yani saha zemini zannedin. Şurası bizim kalemizse savunma hattı buradaydı. Yok. Buradaydı. Tam orta sahaya yakın da savunma attı. Orta saha forvet. Yani biz buraya kovuşlanmış şekildeydik. Arkaya topu atan yani bizim tarafa doğru şu tarafa doğru topu atan kişi gidip kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Halil'e de kaleciler gol yiyordu ya da daha çok gol yiyordu. Şimdi savunma hattı şurada olması gerektiği yerde hücuma çıkar kendileri gidiyor. Yani olması gerektiği yerde burada. Orta saha hattı burada ileri geri yapıyor. Orta saha hattı. Hücum attı burada değil. Hücum attı burada ama zaman zaman buraya doğru. Yani 4-2-4 gibi düşünün yine. Bu da ne yaptı biliyor musun? Savunmacılar daha az efor sarf edip daha hızlı gözükmesini sağladı. Yani Fenerbahçe'de savunma daha sağlam. Savunmanın arkasındaki boşluklar azaldı. Oyun anlayışı tamam Fenerbahçe yine önde oynuyor ama e, önde oynadığında da savunma arkasındaki boşluklar azaldı. Ve hızlı oyunculara göz açtırılmıyor. Yapılan takviyeler de işe yaradı. Hani için 11'e girmesi bir de 6 numara transferi sonrasında Fenerbahçe'nin kadrosu yemede yanında yat kadrosu olacak bu şartlara göre. Bekao faktörü. Bekao konusunda dediğime geldiniz mi? Arkadaşlar bakın dedim. Eğer benim dediğim doğruysa diyeceksiniz ki hocam ben böyle stoper görmedim. Ya bu adam seriada yıllarca görev yaptı. Sertlik, pozisyon sezgisi, pozisyon bilgisi. Ya tehlikeyi kokluyor adam. Ankara gücünü hatırlayın. Ya, Ankara gücü maçında Ali Sogun şutuna yönelik yaptığı kademe kalitesini gösteriyor. Luciano, Lugano, Alvezler, Keyalar, Kimmice kimleri gördük? Ama profesyonelliği gerçekten daha iyi. Umarım takımımız daha az gol yer. Hocam Luan Perez. Luan Perez'in durumu belirsiz. Açık ve net konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi bazı insanların bir yerde şansı döner. Bazı insanların da şansı kötüye döner. Ben maçında dizine Dizini direğe vurdu. Sakatlandı. O günden sonra bir türlü kendine gelemedi. Türkçesi bu. Lisansının dondurulması gündemde. Şimdi Fenerbahçe'nin Ren maçında direğe vurdu sakatlandı. Nereden sakatlandı pozisyonda gol oldu bir de işin kötü tarafı. O günden sonra kendine gelemedi. 166 gününü sakat geçirdi. İyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla da büyük beğeni topladı. Şimdi ameliyat olursa lisansı dondurulacak. Yani talipleri var ama sakatlıktan kurtulamadı. Şimdi işin kötü tarafı şu. Talipleri 9 milyon euroya Arabistan'dan, 5 4-5 milyon euro arasına şeyden Brezilya'dan 3-4 milyon euro civarına Rusya'dan teklifler var. Ancak oyuncunun sakatlığından dolayı sağlık kontrolünden geçemez bu haliyle. Böyle de bir süreç var. Şimdi biz satsak, andesek hani ki arkadaş, devre arasını beklemeyin şimdiden alın. Oyuncuya bir de siz kendiniz kontrol ettirin desek ayrı bir olay bu da ayrı bir olay İşin yani işin açıkçası Fenerbahçe şansı ya da şanssızlığı vurdu Perez'i hayırlısı olsun bugün açıkçası iş nereye gidecek kestirmek güç ama Fenerbahçe katosunda yabancılar var yabancıların da azalması da lazım o da ayrı mesele ama bakalım iş nereye gidecek bu arada bir kişi gitti 9600 oldu tekrar. Garip ya. Allah garip bir şeydeyiz. Kaderi Fenerbahçe'de değişti. Türkiye ile şampiyon oldu. Melisa Vargas Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden TC kimlik kartını alarak milli takım yolculuğuna başladı. Statü gereği 2 yıl milli takımda oynayamadı. Hayatı genç yaştaki sakatlığı sırasında ülkesi tarafından 4 yıl ceza verilmesiyle değişti. Genç yaşında sakatlık ülkesi tarafından 4 yıl ceza. A milli voleybol takımının Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda baş rol oynadı. Küba asıllı oyuncu Melisa Vargas'ın ayıl bu uzanan hayat hikayesi dikkat çekiyor arkadaşlar. Şimdi 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası yeterli tedavi imkanı olmadığı ileri sürdüğü ülkesinde istenmeyen ilan edildi. İstenmeyen kişi ilan ediliyor. 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elinden aldığı vatandaşlıkla kariyeri başlıyor. ve Melisa Vargas 16 Ekim 1999'da Küba'da az nüfuslu şehirde doğuyor. Falan filan. Hani Fenerbahçe henüz 16 yaşındayken Eczacıbaşı karşısında gösterdiği performansla dikkatleri topladı. 2018'de kapıları Fenerbahçe açtı. Ve Türkiye'ye merhaba dedi. Simla Türker Beyazıt'ta transferinde gelmesinde büyük rol oynadı. Ve Fenerbahçe'nin Türk futbolunun armağanıdır diyerek tarihe not düşmüştü. Sevgili Simla Türker Beyazıt'a da buradan selamlarımızı iletelim. Sırbistan istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Aldı getirdi. 2 yıl bekledi çünkü milli statü gereği. 2 yıl oynayamadı ve Cumhuriyet'in 100. yılına ay yıldızlı formamızı giyip en değerli oyuncu yani MVP olarak Filenin Sultanları'na şampiyonluğu da taşıdı. Vargas Hava Yolları. Yani ülkemizde birilerine vatandaşlık verilecekse böyle kaliteli, karakterli ve bize faydası olacak kişilere vatandaşlık verilmeli. Helali hoş olsun. Selçuk Yöntem, Aslan Akbey bu sene şampiyon Fenerbahçe demiş. Hadi inşallah. Şimdi sevgili Aslan Akbey. İstihbaratımızın başı. KGT'nin bir numarası. Usta tiyatrocu. Aynı zamanda kitapçıydı ama kitap dükkanı bombalanmıştı en son suikastı uğrayınca. Süper Ligi değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nereden geliyor Fenerbahçelik? Aile Galatasaraylı. Baba Galatasaraylı. O yıllarda ben de Galatasaraylıydım diyor. Çok küçüğüm. Ama bir yandan da gizli gizli sempati duyuyorum Fenerbahçe'ye. Bir gün misafirliğe gittiğimiz bir ailede sana dondurma alırsan Fenerbahçeli olur musun teklifiyle karşılaştım. Sonra da bir dondurmaya Fenerbahçeli oldum ama dondurma bahane Fenerbahçe şahaneydi diyor. Hemen o merak edilen soruyu soruyorum. 9 yıl oldu bu sene şampiyonluk hasreti bitecek mi? Her yıl şampiyon olmak mümkün değil. Galatasaray 14 yıl olamadı ama son 9 yıla bakın. Fenerbahçe'nin grafiği hiç de kötü değildi. Çoğunlukla ikinci bitirdikliği en büyük bir başarısızlık olarak görmüyorum. Yeni bir kadro kuruldu. Yabancıların uyumu buluşması mükemmel. Elektrik tuttu takımda ipi Fenerbahçe yani elektrik tuttu takımda ipi Fenerbahçe göğüsleyecektir diyor. Ben yengeç burcuyum diyor ben de. Dolayısıyla sezgilerim çok güçlüdür. Elbette donelere de bağlı bu sözlerim. Müthiş işaretler var takımda. Son yapılan transferlerle birlikte Ali Koç'un çabası, İsmail Kartal'ın tutkusu, tribünlerdeki bütünlük olgusu gibi kesinlikle bu sene Fenerbahçe şampiyon demiş. Bu arada ya sosyal medyada bu deferde gördüm. E, federde gördüm. Hukukçu Fenerbahçeler Derneği'ne. İşte Ali Koç'la Az Yıldırım'ın fotoğrafına montaj mı yapmışlar? Bir şey yapmışlar. Dava etmişler bunu. Ya arkadaşlar çirkinleşmenin lüzumu yok. Bak ben uyarıyorum. Bir yorumda bulunuyorum. Sen bize nasıl FETÖ'cü dersin diyor. Yazıyorum oraya ya işte hani bir şey diyorsun. Başka yere çekiyorlar. Arkalarını aldıkları gücün farkında galatasaraylar. Sosyal medyada hani kendilerini artık ilah gibi görmeye başladılar. Yanlış yapıyorlar. Ya kardeşim futbol sahadayken güzel. İşi çirkinleştirmenin lüzumu yok. Bu sahada rakibiz biz. Sosyal medyada da bir espri yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Arkasında 500 tane küfürler, hakaretler, ana avrat sövmeler. Ya liste yapsan inanın var ya felaket tazminat alırsın. Bir de anonim hesapla yorum yapıp zannediyor ki geri zekalar bulunmayacaklar. Ya uğra iş mahkemeye düştüğü anda dığdığının dığdığısından bulunur. Cihazlarınızın hepsinin IP'si var. Değişilmez statik IP'si var. Bilgisayar, telefon hiç fark etmez. Bulup öttürürler. <laughs> Benimki yurt dışı kayıtlı diyor. Lan manyak. O kadar mı zor zannediyorsun? Neyse devam edelim. Benerbahçe ile seyahat ettiniz mi? Evet. Aziz Yıldırım döneminde PSV Anteoğlu'nun Anderlek maçlarına gittim. Kazandık biliyorsun. O havayı koklamak, o oyuncularla birlikte olmak müthiş bir duygu demiş. Çok güzel bir duygudur evet. Benerbahçe ile ilgili yaptığınız fedakarlık. 12 yaşındaydım. Fenerbahçe Ankara Demirspor'la oynuyordu 19 Mayıs tadında. Kale arkasındaydım. Nasıl bir kar yağmış anlatamam. Hava soğuk buz gibi ayaklarımın last, ayaklarımda lastik pabuçlar. Ev bahçeli evlerde 4-1 kazandık maçı. Şeref hasta gol atmıştı. Ben maçın ve Fenerbahçe'nin heyecanıyla son düdükten sonra farkına vardım. Ayaklarım yok. Donmuş. 19 Mayıs tadında bahçeli karakol durağına kadar koştum. O koşu ayaklarımı donmaktan kurtardı. Eve geldim annem sıcak sularla ovaladı ayaklarımı. Fenerbahçe için farkında olmadan nasıl bir fedakarlık yaptım anladım diyor. Fazıl maç izlemek nasıl bir şey? Tamamen maça konsantre oluyor. Başka hiçbir şeye odaklanmaz. Sevinci de üzüntüyü de en üst noktada yaşıyor. Ben o noktada değilim mesela. Bu arada ilginç bir bilgi vereyim. Benim stadyumda izlediğim hiçbir maçta yenilmedi Fenerbahçe diyor. Alın bunu. Buna kombine hemen her maçta stadyumda izletiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi köyün büyüsü bozulmasın. Genelde evre, evde seyrederim maçı diyor. Mustafa Denizli, Fazıl Say, Emre Can gibi dostlarımla birlikte evde maç izlemek daha çok hoşuma gidiyor diyor. Totemeniz var mı? Fenerbahçe zorlandı anlarda mesela bir gol atmaya ya da yememeye ihtiyacı olduğu dakikalarda ayağa kalkarım. Açı değiştiririm. İşe yaradığı da oluyor diyor. Siz maçı zehir sırada televizyonun önüne geçme cesareti gösteren olur mu? Hayır tabii ki. Zaten televizyonun önünden geçmeye konum izin vermiyor. Ama Murphy kanunu su almaya gitsem gol oluyor. İzleyemiyorum diyor. Fenerbahçe lacivertin büyüsü karizmadır. Lefter'in giydiği çubuklu formanın yeri bambaşkadır. Skorlara göre nabzım değişir. Deli Dumrul eliyle 2-1 yapıp beni kızdırdı diyor. Maç skorlarla oluşan ruh hali oyunlara yansır mı? Deli Dumrul oynuyoruz. Sabri Özmener zenle kılında dans eder, önümden geçerdi. Dans ederken elleriyle de ellerini de kullanıyor haliyle. Biz oyundayken <laughs> Biz oyundayken maç oynanıyor. Diyelim ki 2-1 bir gerideyiz. Bir eliyle 2, diğer eliyle bir yaparak bana göndermede bulunurdu. Maçın skorunu sordum soracağıma pişman ederdi diyor. Böyle gıcık arkadaşlardan uzak durmakta fayda var ve böyle böyle insanlar hayatınızdan biraz uzak tutun. Ya böyle insanlar insanı kanser dedi ya. Ya böyle şey olur mu ayıp ya kardeşim Allah Allah. İşin şakası bir taraf ama gerçekten de ee, yani ya Fenerbahçelik başka bir şey ya. Başka bir şeyde yakalıyoruz. Hocam senin şampiyonluk yorumun nedir? Geçtiğimiz sezonlarda bayağı bir şey yaşadığımız için ben şunu söyleyeyim. Hani ligin yarısı geçilmeden, son dönemece girilmeden ben şampiyon şu olur bu olur demem. Ama benim bir e, totem demeyim de bir iddiam bir tezim var. Fenerbahçe 10'da 10'la lige başlamak zorunda. 10'da 10'la başlarsa emin olun 10. haftanın sonunda en yakın rakibine en kötü 6 en iyi 12 puan fark atacaktır. 6 ila 12 puan fark attıktan sonra gerisi sana bırakılacak. Yani gerisi artık senin kontrolünde olacak. O yüzden de 10'da 10 yapalım istiyorum. Bakın geçen sene derbileri çıkın. Derbileri hiç oynanmadı sayın şampiyon Fenerbahçe. Ondan önceki sene derbileri koyun ortaya. Yine şampiyon Fenerbahçe. Yani bir enteresanlık var. Derbileri saysan bir enteresan, saymasan bir enteresan. Umarım Fenerbahçe için umarım ve umarım iyi tarafı şu olur. Fenerbahçe için ligin sonu şampiyonlukta biter. Zaten bir şeyi de belirteyim. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil şampiyonluğa ihtiyacı olan. Rakip taraftarlar da Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyaç duyuyor. Yoksa bak Fenerbahçe gaza bastı. Transfer yaptı. Galatasaray döktü saçtı. Beşiktaş döktü saçtı. Bak Fenerbahçe'nin kadro kalitesini yükseltmesi aslında diğer takımların işine geldi. Bilmiyorum siz aynı şeyi görüyor musunuz? Ya da itiraf edebilecek cesarete sahip misiniz? Ama Fenerbahçe kesenin ağzını açınca diğerleri de açtı. Yani kadro kalitesi hatırlayın 100 milyon eurolar. 80'ler 90'lardı. Şimdi 120'ler 130'ları konuşuyoruz. Ne? yani 120'ler 130'ları ayıplıyoruz. Özür dilerim. 220'ler 230'lara 300'lere konuşuyoruz. İşte bu da Fenerbahçe'nin Türk futboluna katkısı. Şöyle düşünün. Fenerbahçe bir şampiyonluk yaşasa elindeki vasatizm ya da transfer market değeri oyuncuları gönderip daha yüksek oyuncular alsa 300 lira bulsa Galatasaray'da Beşiktaş'ta bulacak. 3 Temmuz'da bunu engellediniz işte. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi Fenerbahçe indirmek yerine ulan biz de bu seviyeyi yakalarız deseydiniz bugün Türk Futbolu Şampiyonlar Ligi şampiyonu bile çıkarmıştı. Ama Fenerbahçe'yle uğraşacağız derken aslında kendinizle de uğraştınız. Fenerbahçe bu sene şampiyon inşallah. Yani temennimiz o yönde. Görüşümüz o yönde ama daha ligin bitimine çok var. Daha hakem operasyonları olacak, daha algılar olacak, birileri çıkacak. Tehdit, şantaj, her silahını kullanacak. Transfer hileleri, hurdaları, şikeleri, şunları bunları konuşulacak. Gündem suni gündemlerle bölünecek. Lig başladığı zaman, transfer dönemi bittiği zaman asıl o zaman transfer konuşacağız. Ben diyeceğim ki size bakın şu oldu, bu oldu, şu şuna bunu dedi, bu buna bunu dedi. Bunları konuşacağız. Ondan sonra sakatlıklar olacak. Mesela bir Galatasaray'da Icardi sezonu kapatsa bitti Galatasaray. Okey'e döner. Bir maç galip, bir maç mağlup. Bir maç berabere, bir maç galip. Tuhaf bir şeye girer. Bir Beşiktaş takımı. Bir Beşiktaş takımı. Bir Getson Fernandez'in sakatlığı takımı mahveder. Çöpe atar. Biz geçen sene kralını yaşadık bunların. Yani eğer bunlar yaşarsa siz bakın lig nereye evrilir. Ya da arka arkaya 5 maç, 6 maç. Puan kaybı yaşadılar mıydı? İş biter. O yüzden şimdiden şampiyon şu olur bu olur demek bana tuhaf geliyor. Ama Fenerbahçe taraftarı hisseder diyorsanız ee hocam içimizden bir ses biz şampiyonuz diyor diyorsanız yıllardır aynı şeyi söylüyor o ses. Ben diyorum 10'da 10 yapalım. Ondan sonra gelin bana deyin ki hocam bir değerlendirir misin? O zaman değerlendiririz. Ama 10'da 10 onla başlamadığımız müddetçe şu an 3'te 3 çok şükür kaldı 7 maç. 7'de 7 yapalım şampiyonluğu konuşuruz. Görüşmek üzere.